Esselamu aleyküm değerli kardeşlerim. Bugünkü videomuzda size Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin altında gölgelendiği 1500 yıldır çölde kurumayan tek ağaç mucizesinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimizin Busra'ya ve Eski Şam'a yolculuğu esnasında altında gölgelendiği Bukaviye ağacıdır. Ağaç Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye, Irak ve Suudi Arabistan sınırlarının kesişme noktasında, Ürdün'ün Mefrak iline bağlı Safavi bölgesinde çorak, verimsiz sahranın ortasında bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Şam'a giden ticaret kervanına katıldığı sırada bir ağacın altında gölgelenir. İşte o ağaç bugün hala yeşil ve mis kokuludur. Bahira kelimesi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayat hikayesini okuyan her Müslümana bir olaya hatırlatır. Bahira bir papazdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın küçük yaşlarında karşısına çıkmıştır. Resulullah henüz 12 yaşlarında iken bu inançlı insanın saygısına muhatap olmuştur. Bahira ile Peygamber Efendimizin karşılaşması işte yazımızda yer alan bu ağacın gölgesinde vuku bulmuştur. Bu ağaç koskoca çöl ortasında tek başına kışın kuruyan, yazın yemyeşil olan 1500 yıllık ağaçtır. Risalet hayranları ve araştırmacıları bu ağaca sahabe ağacı ya da peygamberin yaşayan sahabesi dese de kutsu ve mübarek bir ağaç olarak Ürdün'de saygı görülen ve koruma altında tutulan bir ağaç olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimizin Rahip Bahira ile karşılaştığı Şam yolculuğu esnasında bu ağacın gölgesinde dinlendiği ve bu yüzden ağacın kilometrelerce kare çölün ortasında tek ağaç olarak günümüze kadar yaşadığını biliyoruz. Ürdünlüler bu ağacın yaşayan son sahabe olduğuna inanıyor ve bu yüzden ağaca sahabe ağacı ya da mübarek ağaç diyorlar. Önce Bahira olayını hatırlayalım. Küçük yaşta hem öksüz hem yetim kalan Allah'ın Resulü, dedesi Abdülmuttalib'in vefat etmesinden sonra amcası Ebu Talib'in bakım altına girmişti. Kendi çocuklarından daha fazla kıymet verdiği bu kıymetli yeğen Ebu Talib'in adeta göz bebeğiydi. Küçük Muhammed'in evine getirdiği bereket ve huzurun farkında olan amca Ebu Talib bu kıymetli yavruyu yanında hiç ayırmak istemezdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşıtlarına göre olgun, davranışları, yokluk ve varlık karşısında duygularını belli etmeyen biriydi. Çok olgun davranışları olan, geleceğin peygamberi olan bu küçük çocuk, amcası Ebu Talip de çok etkileniyordu. Bu yüzden ona çok dikkat ediyordu. Geleceğin kainat efendisinin Rahip Bahira ile görüşme meselesi Ebu Talip'in yanında olduğu dönemlere gelmektedir. Ticaretle uğraşan amca zaman zaman uzun yolculuklara çıkardı ve yeni yerlere görmesi, ticarete alışması için kıymetli yavrusunu da yanında götürürdü. Bir gün Ebu Talip Şam taraflarına gitmek üzere hazırlıklara başlamıştı. Yeğeni Muhammed bu yolculukta amcasının yanında olmak istemiş ve bunda ısrarcı olunca amca onu kırmayarak yanına almıştır. Uzun ve yorucu bir yolculuk her zaman olduğu gibi yine kervancıların alıştıkları bir durum olduğundan dolayı birçok yerde mola vermelerine neden olmuştu. Nihayet Kudüs ile Şam arasında bulunan, Şam ile Kudüs arasında bugün Suriye sınırları içerisinde bulunan, Suriye'nin güneyinde bugünkü Ürdün-Suriye sınırının 30 kilometre kadar kuzeyinde, Şam'ın ise 141 kilometre kadar güneyindeki ovada olan Busra yani eski Şam denilen şehrin yakınlarına geldiklerinde yeniden mola vermek istemişlerdi. Yolda Suriye yakınlarındaki Ürdün'e geldiler. Ürdün'ün bu bölgedeki yüzlerce mil uzunluğunda kumlu bir çölü vardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve amcası Ebu Talip dinlenecek bir yer arıyorlardı ki uzakta ölü ağacı fark ettiler. Çölün sert iklimi nedeniyle ağaç kuru ve yapraksızdı. Başka alternatif olmadığı için o ağacın altında dinlenmeye karar verdiler. Muhammed aleyhissalatü vesselam amcasıyla ağacın altında oturduğunda Allah'ın emriyle ölü ağacın canlandığı ve
ağacın dallarının gölgelerini vermek için yeşil yapraklara dolduğu görüldü. Yakındaki bir kulübede yalnızlık içinde emekli olan Hristiyan keşiş Bahira, kervanın geldiğini gördüğünde gezginlerin bazılarının başları üzerinde küçük bir bulutun hareket ettiğini ve onları kavurucu güneşten koruduğunu fark etti. Ayrıca kervanın yerleştiği ağacın altındaki insanlara doğru dallarını eğdiğini de tespit etmişti. Ağacındaki yeşillenerek yapraklarla dolduğunu görünce şaşkınlığını daha da artırmıştı ve bu durumu yakından görmek istemişti. Dünyadan elini eteğini çekmiş, yalnız bir hayat tercih eden Bahira, bir takım olaylardan da yeni bir peygamberin geleceğini öğrenmişti. Bahira'yı bilenler onun kendileriyle gelip geçenle ilgilenmediğini bilirlerdi. Kureyş'in ticaret kafilesi her sene olduğu gibi bu sene de rahibin bu binasına yakın bir yerde konakladı. Gariptir ki daha önceki seneler gelen Kureyş kervanının birbirleriyle ilgilenmeyen, konuşmayan Bahira bu sefer kafileye beklenmedik bir sürprizle yakın alaka gösterdi. Hatta kendileri için bir ziyafet tertipledi. Kafiledekiler de şaşırmıştı. Rahip Bahira manastırından çıkarak Mekkeli ticaret kafilesini çağırdı ve şöyle dedi. Ey Kureyşliler, size yemek hazırladım. Bu ziyafetime büyüğünüz, küçüğünüz, hürünüz, köleniz dahil hepinizin gelmesini istiyorum. Bahira bu kervan içerisinde aradığı kişiyi bulacağını sanıyordu. Ve ziyafete katılan herkesi tek tek inceledi. Aradığı yoktu. Sordu. İçinizden gelmeyen var mı? Ebu Talip yeğeninin yüklerin altında nöbetçi olarak bırakıldığını söylediğinde onu da çağırdı. Yemeğe gelen küçük peygamberi inceden inceye kontrol eden ve hal ve hareketlerini izleyen Bahira, bu küçük yavrunun geleceğin peygamberi olduğunu anlamış ve amca Ebu Talib'i uyararak onu geri götürmesini ve koruyup kollamasını söylemişti. O geleceğin peygamberidir demişti. Bulunduğu yerde mallarını satarak geri döndüler. İşte Resulullah hatırına kururken yeşeren, onu güneşten korumaya çalışan o ağaç halen çöldeki yerinde zaman zaman yeşerip zaman zaman kurumaktadır ve bugün meraklıları tarafından sık sık ziyaret edilmektedir. Birçok insan bugün o ağaca sahabe demesinin sebebini peygamberimi koruması nedeniyle olduğunu söylemektedir. Bugünlerde ağaç yasama organı tarafından korunuyor. Etrafındaki duvarlarla ve yerin düzenli olarak kontrol altında tutulduğuyla bilinmektedir.